Herkese merhaba. Evet, yılın son hafta sonundan, aslında yılın son cumartesinden herkese merhaba. Umarım sizin de ailenizin de hem sağlığı hem keyfi yerindedir. Bugün bildiğiniz üzere Aygül Hanım'la beraber burçların kariyer ve iş hayatını konuşacağız. Aslında bir yıl bitiyor ve 2021 geliyor. 2021'de bizi neler bekliyor? Kariyer anlamında burçlara etkileri bunun nasıl olacak? Aygül Hanım'a soracağız. Önce genel burçlardan gideceğiz. Sonra sizin sorularınızı da kendisine soruyor olacağım. Kendisini hemen davet edeyim. Başlayalım. Aygül Hanımcığım, merhaba. Hello, hello herkese. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Sofrayı toplayamadık, yetiştiremedik efendim. Yetiştiremedik. İki lokma zar zor yedik geldik buralara Saat dokuz yaptık. Herkes yemeğini yesin, öyle gelsin sohbete diye. Astrobatik yapamadı efendim. Yani yetiştiremedi. Masaya öyle bıraktı. 2 dakika yedi ama ne yaptı biliyor musun? Kahvesini aldı yani. Onu Oh, başardı. afiyetler Onu olsun. başardı. Evet. Önemli bir konu konuşacağız. 2020'yi bitiriyoruz artık. Son Gerçekten. cumartesi. Evet. Son cumartesi. Ya koskoca bir yıl nasıl geçti? Hatırlasana. Geçtiğimiz yıl 2019 yılında hadi 2020 yıllıkları yazıyoruz. Hadi 2020 yılı için şunları ekleyeceğiz, bunları yükleyeceğiz. Yok ki burçların genel özellikleri falan derken koskoca bir yılı bitirdik ya. Yani neler geçiyor, neler gidiyor. Zaman çok çabuk hızlı akıyor. Şimdi 2021'i konuşuyoruz. Yani 2021 bitecek, 2022'yi konuşacağız. Allah ömür kısmet nasip ederse. İnşallah 2021'den umutluyuz ama umudumuzu asla yitirmiyoruz. Gayet Hayır. umutluyuz, bekliyoruz. Ben Sen bir burada kova kariyer burcusun. konuşacağız. Sen Tabii bir kova kova. burcusun. Bir kova burcuyla yayın yapıyorum. Yani kova çağına girerken bir kova burcuyla yayın yapıyorum şu Evet, an. doğru. Şimdi bu akşam öncelikle şu konuda bir şeye varalım. Ne konuşacağız? Buradan nasıl bir verim alabilirler? Buna göre dinlesinler. Evet. 2021 yılındaki 12 burcu element olarak anlatacağım. Yani 4 element ne var? Ateş, Ateş, toprak, toprak, hava, su. su. Evet, evet aynen. Bunları meşgul eden 4 tane, 3 tane de burçları var. Aşama aşama ateş elementini anlatacağım. Ateş elementinden sonra su elementine gideceğim. Bunların hepsini sadece kariyer ve finans üzerine konuşacağız. Kariyer öykülerini nasıl geliştirebilirler, nasıl ilerleyebilirler, hedeflerini nasıl koyabilirler? Yani 2021'de nasıl bir kariyer planı çizebilirler? Ben fikirlerimi paylaşacağım. Bu arada buradan tepkiler geliyor da onları okuyorum. Kova ile Balık burcunun şarkısını paylaşamadım hikayemde. Yetişmedi, zaman yetişmedi. Onu yayından sonra paylaşacağım arkadaşlar. Ne olur Lütfen. kızım. Evet, lütfen. Yayından sonra o da gelecek. Aynen, Şimdi o da burada gidecek. kariyer konuşacağız. Evet, şimdi kariyer, yarın da muhtemelen aşk konuşacağız, değil mi Mahmure Hanımcığım? Evet, onu böyle yayının ortasında söylemek istiyordum ama yarın Ben da. başım. Evet. Tamam. Arkadaşlar bugün kariyer konuşuyoruz. Burçlarımızın kariyerimize etkileri nasıl olacak? Aygül Hanım'dan onu dinleyeceğiz. Yarın da aşk konuşacağız. Evet. 2021'de burçları aşk hayatında neler bekliyor? Aslında olasılık diyoruz, değil mi biz? Olasılık. Olasılık. Evet, doğru. Evet. Ay, astromatik buna olasılık diyor. Aynen Olasılık. öyle. Şimdi ben başlıyorum. Tamam. Buraya da not alayım. Ateşten mi başlayalım o Ateş zaman? elementinden başlıyorum. İstiyorsan yorumları kapatabilirsin. Tamam. Yorumları kapatalım. Sonrasında açacağız soruları o zaman alayım, olur mu herkesten? Evet, Şimdi bir aynen. genel Hoş. konuşalım. Aynen. Harika. Süper. Yapıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. 2021 yılı kariyer hedeflerimizi konuşuyoruz. Çok heyecanlı. Evet, Bir şey diyeceğim dikkatimiz ben de. dağılmasın şeyle yorumlarla. Evet, aynen. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle 2021 yılının Ocak ayı tüm burçlar için çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünya için en önemli ilk 3 ay. Ocak, Şubat, Mart. Evet. Dünya genelini çok kapsayacak, küresel anlamda çok önemli olayları aşmamız gereken bir dönem başlıyor. Şimdi zaten matematiksel olarak teoride baktığımızda da yıl sonu geldiğinde şirketlerin mutlaka işçi çıkartmaları, işe almaları, belli revizyonları, yönetici değişimleri her zaman söz konusudur ki Evet. bu olur. Kişiler her zaman yıl sonunda sözleşmem yenilenecek mi? Acaba benim başıma şu gelecek mi? Ben önümüzdeki süreçte bu işte olacak mıyım? Kaygılarını zaten duyarlar. Yıl sonunun klasik bir gerçeği de
Bu bir Oğlak Burcu zamanında oluyor olması tesadüf mü? Soru işareti. Tabii ki değil. Yani Oğlak nedir? İş demektir. Kariyer demektir. Oğlak enerjisi sadece iş ve kariyer üzerine En odaklıdır. çalışkan burç olarak da geçer Tabii aslında. ki Onu aynen hiç ben de kimse, biliyorum. hiç En aynen hiç disiplin. aynen tek bildiğimiz şey Oğlak çalışkandır. Dört ayağının üzerinde bir keçi inadıyla dağın zirvede durabilen tek hayvan, tabii ki demeyelim doğru olmayabilir. bir şey diyelim, ifade diyelim falan, öyle düzeltelim. Odur yani. Şimdi baktığın zaman güçlü ve hırslı yönleri ortadadır. Yıl sonu her zaman hırstır, tutkularımızdır, başarılı olmak istediğimiz zamanlardır. Şimdi Ocak ayında da Oğlak dönemi yaşayacağız. Yani bütün burçları çok ilgilendiren bir süreç başlıyor. Özellikle ateş elementi. Artık herkes elementini öğrensin. Vesileyle. Herkes elementini bilsin. Element azlığı ve çokluğu, insanın duygusal durumunda iniş çıkışları belirler. Şimdi su elementi gökyüzünde genel olarak, su elementi çok az, hava elementi çok yüksek. Herkeste korkunç bir iş kaygısı var. İşimde olacak mıyım, işimle ilgili problemlerim düzelecek mi, yoluna girecek mi, çıkacak mıyım, girecek miyim? Herkeste üstün bir performansta kaygı var. Bunun sebebi hem kova çağına geçmemizden kaynaklı, hem de Oğlak enerjisinin çok fazla olmasından kaynaklı. Bu Ama disiplinliyseniz. kaygı en çok Evet. hangi burç şey ateş elementinde var? Şey ateş demiyorum havada Şimdi mı? hava elementinde var en çok. Şu an en çok hava elementlerinde var. Kova, ikizler, terazi İkizler. burçları biraz daha fazla bunu hissediyor olabilirler. Koçlar, ondan sonracığım işte aslan ve yaylar. Bunlar bir tık daha fazla bunu güçlü hissediyor olabilirler. Şimdi 2021 yılında bir kere Koç, Aslan, Yaylılara bir bakalım. Bu üç gruba. Şimdi bunlar enerjilerini, performanslarını en üstün şekilde ortaya koymayı seven insanlar. Koçlar başlatıcıdır, başlatmayı severler. Aslanlar sahip olmayı severler. Yaylar da işte sorumluluk, bakın ilişkide demiyorum, işte üstün bir İşte. sorumluluk sahibidir. Çok iyi işini yaparlar. İlişkide bunu yapamıyor olabilirler ama iş ve kariyer alanında çok başarılı insanlardır. Bu üç kişi de 2018 Ekim'den beri kariyerlerinde bazı zorluklar yaşadılar ama yine de her şeye rağmen ayakta durmayı başardılar ve itibarlarını, statülerini korumaya çalıştılar. Ama özellikle koçlar çok verim alamadıklarını düşünüyorlar. Hani bu 2020 bize yarayacaktı. Öyle yazdık, doğru. Birçok yerde 2020'de koçların kariyerleriyle ilgili çok iyi bir noktaya geleceklerinden bahsettik. Ama bu 2020 yılı tamamen bir taban, zemin, güçlendirme diye düşünülebilir. Ateş elementlerinin hepsi Koç, Aslan, Yay. Bir zemin hazırladılar. Bir şey tasarlandı onlar için. Bir şey tamamen yerleşti. Şimdi 2021 yılı profesyonel bir yaşama geçiş yapıyorlar. Profesyonel olmayı öğrenecekler. Artık daha yaşantılarında markalaşma, sosyal statülerine sahip olma, itibar kazanma. Ateş elementi itibar kazanıyor. Sosyal anlamda bilinirlikleri, tanınırlıkları. Koçlar belki dernek başkanı olacak, belki politikayla uğraşacak, belki sosyal anlamda bir statü sahibi olacağı bir şey yaşarken aslanlar nasıl iş yerinde liderliği yakalayabilirler? İş yerlerinde nasıl söz sahibi olabilirler? Çünkü çok çalıştılar. Çok çaba sarf ettiler kariyerlerinde. Çok iş değiştirdi aslanlar. İş ortamlarında çok istikrarlı kalamadılar. Bir aslan için istikrar her şeydir. Sürekli bir değişimi seven bir kesim değildir. Şimdi bu şeye baktığınızda iyi direndiler, iyi savaştılar. Kimi de savaşamadı mesela. Kimi de ayrılmak zorunda kaldı. Çok iş değiştirmek zorunda kaldı. Yay burçları da baktığınızda 2020 yılında onlar da iş hayatlarında çok fazla özellikle arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileriyle ilgili gerginlikleri yönetmek zorunda kaldılar. Kariyer planlarında yaylar çok daha kendi düşündüklerini yapmayı seven insanlardır. Çok fazla sana bir şey dikte edildiğinde onu yapan insanlar değildir. Yani bir şey ona dikte ettiğinde değil, üretmeyi sever, yaratmayı sever. Yaratıcılıkları çok üstündür. Keşfetmeyi sever. Bir şey keşfederek yapmayı sever. Keşfedemediler. Yani keşfedemedikleri bir şeyden de mutlu olmadılar. O yüzden çok da onları mutlu eden bir dönem değildi kariyerlerinde. Ama şimdi 2021 yılında ilk 3 ay
Ateş elementinde olan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Koç, Aslan ve Yay. Özellikle 28 Ocak'ta sanırım. Evet, doğru. 28 Ocak saat 22:16'da bir dolunay yaşayacaklar. Aslan dolunayı. Bu üç element için tarihin, yılın, 2021 yılında en önemli zaman dilimi olacak. Burada özellikle aslanlar için söylüyorum bunu. Kariyerleriyle ilgili çok böyle net önlerini gördükleri, bir yerde isteniyorlar mı, istenmiyorlar mı? Net çerçevede izledikleri bir süreç yaşayacaklar. Bunu kabul edip oradaki dönemi iyi geçiştirmeleri, iyi yönetmeleri gerekiyor. Mesela orada büyük bir ego savaşına da girebilirler. Ve aynı zamanda 28 Ocak zamanında Koç ve Yaylar da yöneticileriyle ilgili ilişkilerde belirli bir manipülasyona uğramaya çok açıklar. Tepkisel ve dürtüsel asla olmamaları gerekiyor. Ocak ayı en önemli ateş elementi için en önemli tarihlerden biri, kariyerlerinin belirleyici olacakları noktaları, bunları not alsınlar. 28 Ocak'tan sonra yaşayacakları Aslan Dolunay'ı çok belirleyici bir noktaya götürecek. Sonra bu hikayenin devamı geliyor. Yine ateş elementi üzerine konuşuyorum. Aslan, Koç ve Yaylar üzerine konuşuyorum. Şubat ayı, 11 Şubat'ta Kova yeni ayı yaşayacaklar. Bu üç kişi, yani üç grup Koç, içinde, aslan, yay. Koç, Aslan, Yay içinde 11 Şubat en önemli konuları olacak. 27 Şubat'ta da Dolunay yine Başak Burcu'nda olacak. 27 Şubat'ta da özellikle koçlar bir iş ortamı değişikliği yaşayabilirler. Yani çalışıyorlar mı? İşleri var mı? Bunları biz bilmiyoruz. Benim söylediğim tabloya göre kendileri şekil alsınlar, kendileri yerleştirsinler. Biz hikayelerini bilmiyoruz ki. Biz nereden bilelim? Yani biz burada işe girecek, işe girmeyecek gibi bir şey söylediğimiz zaman belki kişi, ev hanımı bizi dinliyor şu an. Ya diyor ki ben ne yapayım şimdi, işmiş düşünmüyorum da diyor olabilir yani. Belki öğrenci dinliyor. Biz genel Belki bir kavramları öğrenci dinliyor, aynen. Belki iş arıyor şu an, bizi öyle bilmiyoruz. dinliyor. Sadece bu süreçler, bu dinamikler, harekete geçebilecekleri çok radikal değişimlere açık süreçlerdir. Yani burada kendi kafalarını ve zihinlerini açmaları ve hareket etmeleri gerekiyor. Eğer işe girmek istiyorsa bu üç elementten arkadaşlarımız, yani üç element diyorum, üç burçtan Koç, Aslan, Yaylar. Eğer işe girecekler, işe yerleşecekler diyelim. Bunlarla ilgili bir aksiyon almak istiyorlarsa özellikle Koçlar 13 Ocak'tan sonra, Aslanlar 28 Ocak'tan sonra ve Yay burçları da 27 Şubat'tan sonra iş hayatları ile ilgili bu üç element, üç tane burç, ateş elementi yani, çok güzel bir şekilde sonuç alabilirler. İş başvurularını, kendilerini işle ilgili yapacakları projelerini bir deadline koysunlar. Bu tarihlere göre belirlesinler ve pes etmeden hareket etsinler. Belki eğitim alması gerekiyor. Belki atıyorum işte polis olacaktır. Polis olmak için sınava girecektir. Bunun için hazırlık yapıyordur. Olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı diye düşünüyordur mesela. Bunu düşünmek yerine bu tarihlere kadar kendini hazırlasın, bir aksiyon alsın, burayla ilgili girişimlerde bulunmasını tavsiye ediyorum kendilerine. İlk 3 ay nasıl giderlerse kariyerlerinde, bundan sonrası da o şekilde olacak. Bu şekilde ilerleyecekler. Aynı zamanda 10 Haziran'da güneş tutulması yaşayacak İkizler Burcu'nda yaşanacak 10 Haziran'da ve 19 Kasım'da da bir ay tutulması yaşanacak. Bu arada donuyor mu bağlantı Gülçin? Bende hiç donmadı. Donuyor mu Arada bir, sende? bilmiyorum, arada bir senin şey alan böyle dönüp dönüp duruyor. Bende donmuyor, değil mi? Bir sorun yok. Yok yok, hiçbir sorun yok. Yani Tamam, devam ediyorum. Şimdi ateş elementi, bu tarihleri unutmuyorlar ve asıl zirve yapacakları zamanı söylüyorum. 10 Haziran'da bir güneş tutulması yaşanacak İkizler Burcu'nda. Bu hem koçlar, hem aslanlar, hem yaylar için önemli, ama en çok yaylar için önemli. En çok yayların zirve yapacağı bir süreç başlayacak Haziran zamanlarında. Eğer burada bir planları ve projeleri varsa ve aksak bir şekilde gidiyorsa, işle ilgili düzenlerini Haziran'da tamamlamış olabilirler ya da Haziran'da yeniden başlatabilirler.
Bakın ülkenin durumu da çok şu an büyük bir kısıtlama ve büyük bir engelle gidiyor. Ülke de değil, dünya böyle şu an. Dünya bu koşulları yaşıyor. Yani biz 12 burç olarak gerçekten baktığımızda zodyakta en köşeye sıkışmış bir durumda hepimiz kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Bu işten en karlı, en düzgün, en yorulmadan nasıl çıkarızın hesabını yapıyoruz. Bu ateş elementi ekibine de söyleyeceğim konu 2018 Eylül ve Ekim'den beri yaşadıkları zorlukları referans alıp heveslerini kaçırmasınlar. Ateş elementi grubu hevesle çalışır, gazla çalışır. Onların etkileşimi gazdır. Yani Aslan var çünkü içinde. tabii ki aslan, koç, yay bunları coşturmanın tek bir sebebi vardır. Bunları yükseltmek istiyorsan başarabilirsin. Yani koça başlat diyeceksin. Aslana bu iş senin diyeceksin. Süpersin, Yaya da harikasın. Özgür bırakacaksın. Sana güveniyorum, sen bu işi çok iyi yaparsın diyeceksin. Bitti. Bu üçünü çalıştıramayacağın hiçbir alan yoktur. Bunlar dünyayı da değiştirebilirler. Ama koça eğer sen bir şeyi başlat değil sürdür dersen koç orada olmaz. Aslana eğer sen buranın sahibi değilsin benim dersen o işi yapmaz. Yay burcuna aynı şekilde gel 8'de burada başlayacaksın dersen gelmez. Yani burada problem yaratır. Şimdi insanların aslında astrolojide nasıl yaklaşımlarımızı sergileyeceğimizi de keşfedebilirsek, yıl içerisinde ne gibi özelliklerimize göre hareket edersek kendimizi de mutlu ederiz. Değil mi? İlişkilerde olduğu gibi aslında kariyerde de yani hepsinin bir dili var. Kesinlikle her şeyin bir dili var, her şeyin bir yaklaşımı var ama para, bu ateş elementi paraya dikkat edecek bu yıl. Para kazanma alanlarında değişimler olacak. Bugüne kadar belki atıyorum limon satıyordunuz, para kazanıyordunuz. Şimdi bir de yanına şeftali satacaksınız. Satma biçimi değil, ürününüz değişebilir. Yaptığınız şey de değişim gösterebilir. Bunu bizzat koçlar yaşayabilir. Koçlara söylüyorum. Finansal ve parasal konularda büyük bir değişime gidecekler. Bir kere çok iyi para kazanacak ateş elementi koçlar. Bu yılın en iyi para kazananlarından biri olacak. Eğer çok iyi bir şekilde akıllarını kullanırlarsa ve gerçek anlamda 2018 Ekim'den beri çok iyi çalıştılarsa, birden işe girebilir. 13 Ocak'ta birden bir bakmışsın işe girmiş, çok iyi bir maaştan girmiş. Herkesin işten çıktığı bir dönemde o işe girmiş olabilir gibi. Yani biraz daha sizlerin yaratıcılığınızı ve gücünüzü nasıl kullandığınızla da ilişkili. Yani becerilerinizi nasıl kullanıyorsunuz? Hayat bir şekilde size geliyor. Hayatta bir şekilde bir şeylerle mücadele ediyorsunuz da yeteneklerinizle. Mesela koçların da ateş elementi, aslan ve yayların da öğrenmesi gereken konu yeteneklerinden para kazanma kısmı. Yani bu yıl önerim, özellikle kendilerine 10 Haziran'a kadar bir tarih versinler. Yeteneklerimden, sevdiğim şeyden para kazanmam gerekiyor. Benim bunu yapıyor olmam gerekiyor demeleri lazım. Yani şimdi diyecekler ki ben Aygül Hanım bankada çalışıyorum, şarkı söylemeyi seviyorum, ne yapayım, şarkıcı mı olayım? Böyle diyebilirler. Ama şunu yapabilir, 10 Haziran'a kadar bankada mutlu olmadığını düşünebilir. Bu arada gidip kendine müzikle ilgili ekstra ilgilenebileceği, destek olabileceği, kazanıma dökebileceği, rasyonel neler yapabilir buna bakabilir. Bunlar mucizevi şeyler değil. İnsanlar hayatlarını değiştirebilir ya. Verecekleri bir kararla her şey değişebilir. Yani Kesinlikle. bir işten kovuluyor kişi ya da gönderiliyor, kendi yerini açıyor. Karşı tarafa rakip oluyor. Yani hayatta neyin size ne getireceğini bilemezsiniz. Başınıza gelen olaylar sizleri geliştirmesi için gelen olaylar. Sizleri geriletmesi için değil. O yüzden bu tarihleri iyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Koçlar, aslanlar ve yaylar için en önemli zaman dilimi de 12 Nisan'da yaşayacakları Koç yeni ayı olacak. Burada 12 Nisan'daki zaman dilimi koçlar için çok önemli, aslanlar için de ve yaylar için de 12 Nisan zamanı çok önemli bir zaman. Bunu da lütfen doğru değerlendirsinler. Şimdi devam ediyorum. Doğru değerlendirmek ne demek? En Ne önemli soru. demek? Aygül Hanım doğru değerlendir. Bak iç sesleriyle konuşuyorum, cevap veriyorum. Soru cevap, bak farkındayız. Aygül Hanım doğru değerlendirmek ne demek? İş başvurusu yapın demek. Yani iş Harekete başvurusu. geçin demek. Harekete Telefonla edin. arayın arkadaş, bilme, aa dur bakayım ya, bu arkadaşımın da şurada şöyle bir tanıdığı vardı, acaba ben de şu işi yapabilir miyim demek. Yani muhasebeyle uğraşıyorsunuzdur, mali müşavirlik sınavlarına girmek demek. Eğitim çok önemli bir şey ya. Eğitim bu yıl
Hayatınızın en önemli konusu. Yani bunu su gruplarına söyleyeceğim şimdi. Şimdi yolculuk su gruplarına gidiyor. Suya mı geçeceğiz, toprağa mı? Nasıl sırayla gidelim? Fark etmez. Su, şimdi bu balık, yengeç, akrepler aşırı sabırsızlar. Bunlar sabırsız ekip. Bunlar bıktılar Araya 2020'den. Aynen. Araya reklam alalım. olur, onları alalım. Zaten ateşlere daha ne söyleyelim? 2020'de Aynen. zeminini yaptınız, 2000 2021 sizin yılınız dedik. Daha ne diyelim? Aslanlar kölelik yaptılar. Son cümlelerimi söylüyorum. Aslanlar kölelik yaptılar. Bir aslana kölelik hiç yakışır bir şey değil. Mümkün değildi. Ama 2018'den beri burunları biraz sürttü. Zorlandılar. Çok koşturdular. Takdir görmediklerini, onurlandırılmadıklarını düşündüler. Şimdi öyle olmayacak. 2021'de gerçekten başarılarının ispat edildiği bir süreç. Aslanlar biraz daha dayansınlar. 28 Ocağı kadar yaylarda kendi yeteneklerini keşfettikleri muhteşem bir sürece gidiyorlar. Tutulmaları yaşayacaklar, sabırlı olsunlar, Onlara acele Haziran dedik etmesinler. zaten. Yaylara Aynen, Haziran onlar demiştik. Haziran'a kadar, koçlar da kim tutar koçları diyoruz, yürüsün gitsinler. Oo, bu yıl onların yılı, çok iyi para kazanacaklar. Süper. Şimdi O zaman geçiyoruz. su grubuna geçiyoruz. Yengeç, akrep ve balıklar. Evet, yengeç, akrep, balıklar. Şimdi şöyle, yengeç, akrep, balıklar. Bunlar aslında ilişkiler konusunda da çok acayip derecede yoğrulmuş bir ekip. Bu kabile, yengeç kabilesinden bahsediyorum. Yengeç kabilesinden bahsediyorum Sayın Mahmure Hanımcığım. Şimdi bu kabilenin canına okudular. Yani bu gerçekten 2018 Ekim, Demeyin. aynen 2018 Ekim'de giriş yaptılar. Bunlar ne olduklarını anlamadılar. Dediler ki ya ben minnoş minnoş gidiyordum arkadaş, ne oldu, benim başıma ne geliyor falan dediler. Eski ilişkiler gündemde oldu, işte belki evliliklerinde boşanmalar çok sık yaşandı, belki de evlendiler, çocuk sahibi olmak istediler falan filan, hastalıklar, belki kazalar yaşadılar, hukuksal sorunlar, zordu, gerçekten zordu ama şimdi artık bir final zamanı. İş hayatlarında da çok zorlandılar. İstedikleri istikrarı göstermelerine rağmen, çok çalışmalarına rağmen çok takdir görmediklerini düşündüler ama tutulmaları niye yaşadılar bu insanlar? Çünkü hayatlarında göremedikleri şeyleri görmeleri için yaşadılar. Asıl hayatın anlamını, kendi öz değerlerini fark etmeleri için yaşadılar. Sıçrama yapmaları için yaşadılar. Yaşam böyledir zaten. Bu tutulmaları yaşama sebebimiz de karanlık yerlerin aydınlanmasıdır. Halının altına attığımız tozları görmemizdir. Temiz hava almamız için yaşanır. Şimdi yengeçler bu süreçte yıl sonuna doğru 30'unda bir tutulma yaşayacaklar. Şimdi 2020'nin 30'unda, yani son yılın sonunu yengeç tutulmasıyla kapatıyoruz. Yılı da yengeçle açmıştık. Çarşamba Aynen. günü. Çarşamba günü yazımı göndereceğim, hazırlıyorum. Bekliyoruz. Nasıl göndereceğim ona? Dersimi çalışıyorum böyle, şimdi göndereceğim yazımı. Yengeç tutulmasını yaşayacaklar. Bu bir final. Yani neyin finali şimdi? İş hayatlarında çok çaba sarf ettiler diyelim. Onay alacaklar. Ya sen çok çaba sarf ettin. Seni takdir ediyoruz arkadaşım. Bu senin onayın. Belki bir belge alacaklar. Belki bir kağıt alacaklar. Ama bir şey de onaylanacaklar. Biliyorum onlar da şaşkınlar. Onaylanmadılar bugüne kadar ama onaylanacaklar. Bekliyorlar Yani herhalde. evet, aynen, gerçekten çok haklılar ama onaylamıyorlar. Yani bir kere o onayı almak onları rahatlatacak. Bir şeyin karşılığını görmek. En geç 13 Ocağı kadar bunun karşılığını gördüklerine sevinecekler ama 2021 yılı hala iş hayatlarında tutarlılık yakalamaya çalışacakları bir süreç olacak. Aynı şey akrepler için de geçerli ama akrepler için bir tık daha sert. İş hayatları ve kariyer alanlarıyla ilgili markalaşmaya gitmek zorunda olduklarını görecekler. Şimdi akrepler yönetmen koltuğunda oturmayı severler. Oyuncu koltuğunu sevmezler. Ama şimdi oyuncu koltuğunda oturacaklar. Yani oyuncu koltuğu değil de oyunculuğa çıkacaklar. Hem de yönetmen koltuğunda olacaklar. Şimdi oyuncu olmak zorunda olduklarını düşünürsen akreplerin bunu çok sevmezler. Arka planda olmayı seven kişiler. Arka planı seviyorlar. Bir şeyi tamam yapmayı, üretmeyi hoşlarına gidiyor ama çok da ön planda kendilerini gösterme, bir aslan gibi değildir mesela yani. Bundan hoşlanmaz ama şimdi Satürn Uranüs karesini yaşayacaklar ki bu çok önemli bir aksiyon olacak onlar için. İş hayatlarında büyük bir değişime gidiyorlar. Diyelim ki ortakla biriyle çalışıyor, ortaklık.
Ortaklıkla ilgili bir kararını feshedebilir. Bir sözleşmeyi feshedebilir. Radikal bir konuda bir karar verebilir. Bakın bu su grupları için komple dahil. Üç tane şeyden bahsediyorum. Yengeç, akrep, balık. Üçünden bahsediyorum. Su elementi, iş ortaklıkları ile ilgili konularda sözleşme fesihlerine gidebilir. Bazı konularda yeni anlaşmalar yapabilir. Bazı şeyleri değiştirme yoluna gidecek ama bunlar negatif değil. Diyelim ki iş ortağı diyecek ki, ya ben seninle çalışmak istemiyorum artık. Ben seninle yapamıyorum diyecek. Ama aynı süreç içerisinde başka bir arkadaşı diyecek ki seninle ortak olalım mı? Yani bir yerden gidecek ama bir yerden gelecek. Yani eğer burada sabırlı olurlarsa daha mantıklı ve rasyonel şeylerle karşılaşabilirler. En önemli konulardan biri 13 Mart. 13 Mart'ta bir yeni ay yaşayacaklar. Bu 13 Mart'taki yeni ay kariyer hayatlarıyla ilgili su gruplarından tekrar ediyorum, bahsediyorum. Yengeç, Bu akrep, balık var. yengeç, akrep, balık, bunlar muhteşem bir gelişme yakalayacaklar burada. Yani diyelim ki eğer yılın sonunda yengeç tutulmasıyla birlikte 30 Aralık'ta bir şeyi başlattılar. 13 Aralık'a kadar sabırla kalırlarsa zafer onların. Eğer 13 Aralık'a kadar debelenir ve şikayet ederler ve burayla kavga ederlerse iş 10 Temmuz'daki Yengeç yeni ayına kadar uzayacak. Yani bakın kurguyu ve matematiği iyi kursunlar. Yani burada bir matematik var. 30 Aralık'taki gelişecek bir süreç, başlatacakları bir süreçte 13 Mart'a kadar çok iyi bir şekilde koordineli olmaları gerekiyor, sabırlı olmaları gerekiyor. Belki manipüle edenler olacak, belki onları baskılayan, belki hukuksal savaş açanlar olacak. Her şey olabilir. Ama oraya kadar şikayetçi olmazlarsa, sabırlı dururlarsa kazanacaklar. Sabırlı olmazlarsa konu 10 Temmuz'a kadar gidecek. Bu feshetme dedin ya, böyle bir iş kurma gibi mi? Yani bireysel bir yola mı çıkıyorlar? Evet, bireyselleşmeyi öğrenecekler. Bireysel olmanın önemini görecekler. Ya benim tek olmam lazım. Ben başka biriyle bunu yapamıyorum. Artık bunu anlamaları gerekiyor. Kendileri de tek başına bir şey yapabilirler. Güvenemiyorlar kendilerine. Yengeç, akrep ve balıklar sürekli yapış yapış biriyle bir iş yapma peşindeler ama olmuyor. Bunu görecekler. Neden güvenemiyorlar biliyor musun? Su elementi aradığı tek şey güvendir. Aslında hayatta en iyi güveneceği kişiler kendileridir. Bak kendilerine güvenseler var ya hayatta Cesaret yapamayacakları şey edebiliyorlar. yok. Kesinlikle, kesinlikle bence 2021 onlara kendilerine güvendiklerinde nasıl para kazanacaklarını gösterecek. Arkadaş ben tek de para kazanabiliyormuşum ya. Ben tek de bunun tadı da bir başkaymış. Kendimi daha özgür hissediyorum falan diyecekler. Finansal anlamda da yöneticilerinden çok baskı görebilecekleri bir iki ay olabilir. Ocak ve Şubat'ta çok fevri, çok sert girişimlerde, çok radikal girişimlerde bulunmasınlar. İşte işten çıkmalar, çıkartılmalar, bakın ekonomik anlamda dünya küresel bir krize gidiyor. Şubat ayı çok önemli. Çok önemli bir borsa çöküşü söz konusu olabilir. Dünya borsaları ile ilgili küresel bir krizi tetikleyecek bir şirketin iflası söz konusu olabilir. Bir ekonomist değilim. Ama dünya üzerinde önemli gelişmeler, önemli dinamikler söz konusu olabilir. Global bazı firmaların kapanışları, Şubat ayı ve Ocak ayı çok önemli. Bu yüzden de kişisel anlamda kariyer hedeflerimizde, planlarımızda çok daha bireyselleşmeyi göreceğiz. Teknolojinin artması da bunu yapıyor. Şimdi teknoloji de bizi bireyselleştirmiyor mu? Şimdi herkes ne diyor? Benim YouTube kanalım var diyor. Benim diyor işte Evet. kendi sayfam var diyor. Herkes kendisi yalnızlaşmaya ve bireyselleşmeye gidiyor. Kazanımlarını bu yönde sergiliyor zaten. Sistem bizi bunu çağırıyor. Ülkeler bile parasal dinamiklerin değişmesi yüzünden dijital paraya geçişten ötürü ülkeler bile yalnızlaşmaya gidiyor. Bireyselleşmeye gidiyor bakacak olursak. Yani şimdi dünya bu aşamaya yol alırken bizler de bireyselleşme kariyerlerimizde bir yanda bir B planı olma noktasına gideceğiz. Bu kaçınılmaz. Ama en önemlisi o yengeç, akrep ve balıkların kariyerlerinde özellikle balıkların mesela balıklar kariyerlerinde çok zirve yapacakları bir yıla gidiyorlar. 2015 ve 2017 yıllarında çok ihanet gördüler. Çok zorluklar yaşadılar. Arkadan çok işler döndü. Kariyerlerinden bahsediyorum bakın altını çiziyorum. İş hayatlarında da bunu yaşadılar. Ama
2021 yılında kariyerlerinde terfi edecekleri, bir noktaya gelecekleri süreçleri yaşayacaklar ve en önemlisi eğitim. Bu üç grup, yengeç, akrep ve balıklar eğitimle kendilerini yükseltecekler. Eğitimle kendilerini güçlendirecekler. İçini doldursun. Üçüne de önerim bu. İş ortamında çalışanları varsa ve insan çalıştırıyorlarsa, insan sirkülasyonu yaşıyorlarsa mutlaka yedekli çalıştırsınlar. Yetenekli, nokta atışında insanlarla çalışsınlar. Eğer nokta atışı insanlarla çalışmıyorlarsa çok kaybederler diyor. Yani 100 kişiyle değil, maksat 100 kişilik bir çalışma, karışıklık, kaos değil. Bunu çok yaptılar. Şimdi çok sade, işi bilen insanlarla ya da projelerle, şirketlerle çalışmaları gerekiyor. Gerçekten profesyonel şirketler, profesyonel danışmanlıklar, profesyonel alanda işler yapmaları gerekiyor. Bu da çok iyi odaklanmaları gerekiyor. Nasıl iyi olacaklarını, nasıl daha güçlü olacaklarını anlayacakları bir süreç başlıyor. Bunu çok iyi değerlendirebilirler. Tekrar ediyorum, yengeç, akrep ve balıklar için, su elementi için bunları konuşuyoruz. En önemli tarihleri de 13 Mart yeni ay balık burcunda. İşte önemli bir tarih. Aygül, araya gireceğim. Bu yorumları yükselen burcumuza göre mi dinlemeliyiz diye bir soru gelmiş. Da dinleyebilirler. Yükselene de göre dinlesinler tabii Yükselene ki. göre. Aşağıda sorular birikmiş. Ben onları biz diğer toprak ve hava grubunu da bitirdikten sonra Sen şey sormaya tabii ki başlayacağım. soruları alırız. Aşağıya Tamam. soru olarak da gönderebilirsin. Cevaplayabilirim istediklerini arada. Tamam. Havayla toprağa da geçtikten sonra hava grubu geçildi mi diye de sormuş. Hayır. Geçmedik. Birazdan ona geçeceğiz. Toprak ya Yengeç, da akrep, balık için söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğin var mı? tamam. Yo, tarihlerle beraber hepsini söyledi. Zaten eğer bu grupta soruları olan varsa mutlaka ona Birazdan geçeceğim. soruları alırız. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi toprak mı, hava mı? Sen seç. Hadi benim grubumu sona bırak. Şimdi Tamam. topraktan Şimdi devam hadi edelim. toprak. Toprak elementimiz nedir efendim? Kimler vardır? Boğalar, Boğa, başaklar başaklar, ve oğlaklar. oğlaklar vardır. Şimdi bu ekip Satürn Oğlak burcundaydı. Uranüs Boğa burcundaydı. Şimdi Satürn ve Uranüs'ün en etkin olduğu yıla giriyoruz. Uranüs değişimi çok güçlü getiren, yani kova yöneticiliğinde çok sarsıcı getiren, Satürn de kuralları ve disiplini çok güçlü bir şekilde koruyan bir gezegendir. Demek oluyor ki bu grup bildiklerinin dışına çıkıyor. Geleneklerinin dışına çıkıyor. Yani belki müteahhitlik yapıyordu, şimdi bir bilişim firması kuracak. O Atıyorum. kadar Yani şey, evet, radikal diyorsun. radikal. Belki uzay üssü kuracak yani. Düşünsene bir boğanın, bir oğlan yapması mümkün olabilir mi? Bekleriz gerçi. Para neredeyse, oğlak oradadır Evet. muhakkak. Şeyi Aynen. diyecektim zaten. Böyle daha çok bu şey toprak grubu böyle özgüvendir, maddiyattır, para değil mi bildiğim Aynen. kadarıyla? Ama şöyle, gücün bir işe yaramadığını gördü. Yani güçlü olmanın da, paralı olmanın da bir işe yaramadığını boğa, oğlak ve başaklar gördüler. Çaktırmıyorlar sadece. Şu an gördü, o çok net film belliydi. Pandemiden dolayı dünya gördü ya. Yani Hepimiz güçlü, gördük. yani Hepimiz güçlü gördük. neden? Çünkü zaten biz toprak elementinden bir çağa atladık. Kova çağına geçiş yapıyoruz ya. Yani nereden geçiyoruz ama bak, nereden geliyoruz? Topraktan Toprak. geliyoruz. Toprak güçtü, paraydı. Gücü ve parası olana saygı duyuyorduk. Şimdi nereye geçtik? Havaya. Bilgisi olana, kafası olana saygı duyacağız. Bir felsefesi olana, bir düşünce biçimi olana saygı duyacağız. Şimdi bunlara başladı. Çağ değişiyor, başka bir yöne gidiyoruz. Şimdi oğlaklar, boğalar ve başaklar da bunu gördüler. Başaklar aşırı derecede istenmeden hizmet edilmenin bir mantığı olmadığını fark ettiler. Bugüne kadar birileri onunla istemeden bir şey yaptı. Herkese yaptıkları şey, mesela diyelim ki bir başakla bir ortamdaysanız, eğer siz susamasanız da size su getirir. Yani mesela der ki, aa, susamış olabilir, ben suyunu da şuraya bırakayım. Hizmette sınır yoktur. Çünkü en güzel şekilde sunumunu, hizmetini yapmak ister. Bunu sever. Ürettiği şeyi, yaptığı işi en iyi şekilde parlatmak ister. Boğalar da en konforlu şekilde size sunmak ister. Yaptığı işin konforlarını size anlatmak ister. Oğlak da nasıl kazandırdığını göstermek ister size. Nasıl kazandırdım sana?
Sana bu hayatı ben kazandırdım. Yaşamı ben kazandırdım fikrini sever. Şimdi bu üç element artık buradan kopacak yani havaya, hava elementine geçiş yapacak. Neye geçecek? Parayı bırakacak, paranın satın alamadığı şeyler olduğunu görecek. Teknoloji, eğitim, bilim, akıl, düşünme biçimleri, geleneklerden kopmak, başka yerlerde iş arama imkanı, başka formatta işler yapması gerektiğini görecek. Hangi formatta işler yapabilir? Yani klasik işlerin dışına çıkacak. Belki yaptığı geleneksel işleri yıkmaya gidiyor artık. Bugüne kadar belki babasının bir restorantı vardı, onu sürdürmek zorundaydı ya da bir büfesi vardı, onu işletiyordu ama yaşadığımız koşullardan dolayı artık bunu online'a geçirecek belki. Bunun gibi sistemi dijitale geçirecek. Ben çok Boğa Başak Oğlak tanıyorum ki şunu diyorlar yani. Ya ben dokunmadan alamam mesela. Öyle bir kafaları var. Yani ben internetten bir şeyi hani bedeni giymeden, denemeden alamam diyenleri de var mesela. Ama sistem nereye götürdü onları? Ona götürmedi. Artık bir şeyleri sadece kendi istedikleri gibi değil, daha farklı şekillerde elde etme biçimlerini öğrendiler. Böyle düşünün. Şimdi madem konu böyle gelişiyor ise ne yapacaklar? Büyük bir değişime gidiyorlar. İlk değişim ne zaman başlıyor bu üç kişi için? Üç kişi diyorum, üç grup için. Üç grup için. Yeni ay Verelim 13 tarihi. Ocak'ta. Evet, 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. 13 Ocak not alsınlar. Burada bir öncelikle Oğlaklar büyük bir değişime gidiyorlar 13 Ocak'ta. Büyük ve farklı bir değişime. Negatif değil ama yaşantılarını değiştirecek bir noktaya gidiyorlar. Arkasından en önemlisi o şeyler için Oğlaklar için 13 Ocak dedik. Sonrasında birazcık da Boğalar için ya Boğalar için o kadar önemli ki 11 Mayıs ya 11 Mayıs'ta Boğa burcunda bir dolunay yeni ay yaşanacak. 27 Mayıs ve 11 Mayıs. Boğaların kariyerlerindeki en zirveye oturdukları ve en önemli değişimleri yakaladıkları ya da hayatlarını tamamen değiştirdikleri tarihlerden birisi olabilir. Mayıs. 11 Mayıs ve 27 Nisan zamanlarını lütfen önemsesinler. O döneme denk gelen işlerini çok daha iyi idrak etsinler. Daha dikkatli yaklaşsınlar, daha makul olsunlar tavsiye ediyorum. Başaklar için de 27 Şubat Başak Dolunay'ı yaşayacaklar. Onlar için de bu çok önemli olacak. Yani 27 Şubat aslında Başaklar yılın sonunda işe girdiyse, şimdi bu eğer Kasım gibi işe girdiyse 27 Şubat'ta yükselebilirler, zirve yaparlar. Ama eğer işe girmedi hala iş arıyorsa Şubat zamanında istedikleri işi bulma imkanları olabilir. Arayışlara devam etsinler. İş hayatları ile ilgili muhteşem toparlanacakları bir zaman başlıyor. En iyi çalışma şekillerini ortaya sunarlarsa çok başarılı olabilirler. 2021'den Başaklar şunu beklemesin. Ben CEO olmak istiyorum. Ben müdür olmak istiyorum. Ben yönetici olmak istiyorum. Ya yani bunu beklemesinler. Ya hiç mi olamayacağız biz Aygün Hanım? Değil. Neden Olacaklar. ama Hayır, olacaklar ama ilk 6 ayı bunu altyapısını güçlü kurmaları yani işi her konuda öğrenmeleri gerekiyor. Bulaşık da yıkamaları gerekiyor, işte atıyorum yeri de silmeleri gerekiyor, muhasebeyi de yapmaları gerekiyor. Böyle bir süreç olabilir. Bundan korkmasınlar. Yani bunu panikleyip de benim bu kadar emeğim var, benim bu kadar gücüm var, ben nasıl bunları yok sayarım, eğitimim var benim. Burada bir ego savaşına girmesinler. Burada sistem onlara başka bir şey öğretmek istiyor. Buradan baksınlar olaya. Tavsiye ediyorum. Bence başarılı bir yıl olacak ama Başaklar en yüksek verimi 7 Eylül zamanında alacaklar. 7 Eylül'de bir yeni ay gerçekleşecek Başak Burcu'nda. Onlar için en güzel olanı orada gerçekleşecek. O yüzden biraz dikkat etsinler. Yatırımsal konulara da yani yatırım yapmak, para konuları, Nisan ayı taşınmak, yatırım yapmak. Nisan ayı çok önemli olacak. 28 Mart sonrası. Burada çok hızlı radikal kararlar verebilirler. Şehir değiştirme, ülke değiştirme. Bilmiyorum. Burada bir şeylere girişebilirler. Bu konularda daha sağduyulu ve daha dikkatli olsunlar. İkinci yarısı yani yılın ikinci Evet, yarısında biraz olacak. daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Süper. Toprağı şey yaptık mı? Tamamladık mı? Akrepler için de söyleyeceğimizi. Akrepler için de 27 Nisan'daki Dolunay çok önemli olacak.
Bu 27 Nisan'daki Dolunay onların kariyerlerinde bir zirve, bir atak, bir noktaya götürecek onları. Akrepler yılın sonunda bir yerden ayrıldıysa, bir iş ortaklığı bittiyse, yeni bir ortaklığa tutunmak için çok çaba harcayabilir. Burada da kendinden çok ödün vermeden hareket etsin, çok acele etmesin, hırslarıyla hareket etmesin. Bir şeyin yerini kapatmak için daha fazla bir aksiyon almasın. Yani nasıl diyeyim sana? Diyelim ki bir yerden çıkartılmıştır ya da bir yerden çıkmak zorunda kalmıştır. Başka bir yere daha ucuza, daha maliyeti az bir şekilde geçme fikri içerisinde olabilir ya da kurma fikri olabilir. Belki atıyorum eşiyle ortak iş yapıyordu. Birden şirketten ayrılma kararı verdi. Kendini başka birine attı. Başka biriyle konuşup başka biriyle bir ortaklık yapmak istiyor. Ya da kendi şirketini kurmak istiyor. Bu kadar riskli ve hırslı işler içerisine girecekse kendini ispatlama işleri diyelim biz buna. Kendini ispatlama savaşına girmesin. Akrepler zaten yapabileceklerinin en iyisini yapan insanlar. Ben genelde onlara hep akademisyenliği tavsiye ediyorum. En iyi yaptıkları şey olduğunu düşünüyorum. Biraz daha eğitimle ilgili konulara kendilerine odaklasınlar diye tavsiye ediyorum. Tamam, süper. Hava grubuna mı geldik? Evet efendim, hava. Geldik mi? Şimdi Kova, asıl kova. ikizler ve terazi. Evet, Değil ikizleri, mi? teraziyi, kovayı merak ediyoruz Aygün Hanım. Ekstra Evet. merak ediyoruz. Evet, ekstra Gülşin Hanım, biliyorum sizin çok merak ettiğinizi. O zaman kovadan başlayalım. Şaşırtıcı olsun. Tamam, hadi bakalım. Şimdi şöyle, Satürn ve Jüpiter gezegenleri Kova burcunda hareket ediyor. Artık yeni çağa girdik Kova elementi. En çok Kovalar merak ediyor. Bize ne olacak diyor. İki tip Kova tipi var. Biri çok insanlarla empati yapan, insanlarla çok ilgilenen, fikirlere saygı duyan, dinleyen kişiler. Biri de asla fikirlere saygı duymayan ve asla umursamayan. İki, Kovanın mutlaka iki yönü vardır. Yani hem Kovanın içi suyla dolu olanı, bir de Kovanın boş olanı. Öyle diyelim. Öyle düşünsünler. İki türüyle de karşılaşabilirler. Ve Kovalar birbirlerine benzemez. Farklı kişilerdir. Yani sen bir Kovaya hiç benzemiyorsun ya. Ne kadar iyi, hiç ukala değilsin de diyebilirler. Başka biri de ay tam Kova ya. Ne kadar ukala da diyebilirler. Şimdi Kovalar yaşantılarında umursamayı öğreniyorlar. Bugüne kadar umursamadıkları birçok şeyi hayat onlara umursatmaya geliyor. Yani özellikle Satürn ve Jüpiter gezegenleri onlara hem büyümeyi gösteriyor, büyütecek onları, hem de daraltacak. Yani bir yandan veriyor, bir yandan alıyor. Bunun dengesini kişiler yeteneklerine göre, başarılarına göre, akıllarına göre kuracaklar ve egolarına göre. Yani ego en önemli tuzak olacak. Eğer sen egolu bir, yani kimse bu işte bir kova egolu bir yaklaşım içerisinde yaklaşırsa, bana ne canım, ben bu kadar şey yapmışım noktasına gidip bir çıkış sergilerse burada kaybeder. Ve bu imtihan 2 yıl sürecek. 2 yıl İki gidecek yıl bir konu. mı? Evet, 2 yıl sürecek bir konu. Ama başında öğrenirse, başında olaya hakim olursa çok kısa zamanda öğrenecek. 2 yıl sürmeyecek. Olay 2 yıllık bir hikaye olmayacak. Bunu kovalar belirleyecek. Zaten 11 Şubat'ta yaşayacakları yeni ay, kova burcundaki yeni ay, en önemli yeni ayları, yıla başladıklarını hissedecekler. Ben Aa de bir biz yıla, soracağım. evet aa biz yıla başladık. Hadi bakalım. Yani neden kariyerleriyle ilgili en büyük değişim ve dönüşümü kovalar 11 Şubat'ta yaşayacaklar. Muhtemelen yani olasılıkları yüksek. Burada değişim, iş değiştirme, terfi etme, kariyerlerinde başka bir departmanda çalışma, başka bir yöne yönlendirilme. Burada büyük bir radikal değişime gitmeleri çok önemli. Ya da bir proje başlatacaklar, bir iş teklifi alacaklar, yeni bir proje içerisine girecekler ama sorumluluk artıyor. Sorumluluğunuz nasıl artıyor? Yani herkesin sorumluluk anlayışı ne, algısı ne, sorumluluğa bakış açısı ne? Bir yeni ayın olması demek size sorumluluk verilmesi demektir. Sorumluluk güzel bir şeydir benim için. Bu benim hoşuma gider. Ama karşı taraf bunu, ya bu da olacak iş mi, böyle değişim mi olur diye de algılıyor olabilir. Bunu ben bilemem. Böyle düşünsünler. İkizler ve terazi için de çok önemli bir dönem Evet, olacak. onlara da geçelim tek tek. İkizlere geçelim. İkizler ve terazi için de çok önemli olacak. İkizler için bu yıl komple çok önemli. Çünkü güneş tutulması yaşayacaklar.
10 Haziran'da bir güneş tutulması yaşanacak. Hayatlarındaki en büyük radikal değişimi 10 Haziran'dan sonra yaşayacaklar. İş hayatlarında büyük bir değişim bekliyorlarsa, büyük bir terfi, atlama falan filan her neyse, radikal anlamdaki o büyük değişimi 10 Haziran'daki güneş tutulması olmadan beklemesinler. Yani 10 Haziran'daki güneş tutulmasına kadar sabırlı olsunlar, beklentilerini yüksek tutmasınlar ve sadece çalışıp, sadece hiçbir şekilde hiçbir konuyu eleştirmeden çok doğru bir şekilde ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Bir burçta gerçekleşmezse bir güneş tutulması orayı vaat etmiyor, vermiyor. Yani bu denenmiş bir şey. Bunu 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bunu ben de denemiş biriyim. Güneş tutulmasını yaşamıyorsanız hayatınızda, bir burcunuzda ya da istediğiniz alanda haritada gerçekleşmiyorsa size o durum ve konuyu vaat etmiyor. O yüzden şimdi ikizler için de evet iyi şeyler söylüyoruz. Tamam çok güzel kariyerde başarı falan ama bu güneş tutulmasından sonra ok yaydan çıkacak. Yani bu güneş tutulmasından önce sadece huzursuzluk. Yani ama bugün olması lazımdı. Benim şimdi terfi etmem lazımdı. Benim şimdi mezun olmam lazımdı. Alttan dersim kaldı benim. Ya da işte atıyorum benim işte şuna ihtiyacım vardı. Bana söz verilmişti. Bu kağıdımın gelmesi gerekiyordu. Atamamın olması gerekiyordu. Bunlar şu an büyük beklentiler olabilir. Yine beklesinler. Yine beklesinler. Umut etsinler. Ama 10 Haziran'a kadar kendilerini hırpalamasınlar. Burada sakin kalsınlar ve güzel bir şekilde kendilerine yön versinler. Burası onlar için çok radikal bir değişim vaat ediyor ve çok başarılı bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Yani 10 Haziran'dan sonra aslında başarılı bir Evet, tablo görüyorsunuz aynen öyle. derken. Aynen öyle. Yani çok kendilerini yıpratmasınlar. Hayat o kadar enteresan bir şey ki. Her şey olacağına varıyor. Yani ne yaparsanız yapın. Ne kadar kendimizi yırtarsak yırtalım, ne yaparsak yapalım, yıpratırsanız yıpratın. Her şey finalde olacağına varıyor. Astrolojide yapmaya çalıştığımız şey bizlerin olacağına varan yeri anlamamız. Bütün hikaye bu. Astrolojide çalıştığımız konu bu. Yani nereye varacak Aygül Hanım bu iş? Nereye varıyor? Yani varacak yeri sadece öngörmek ve tahmin etmek rahatlatıyor. Bu bir terapi gibi, bu bir rahatlık gibi, bir konfor alanı sizin. Aklınızın rahat etmesi demek, aklınıza bir şeyleri ikna etmek demek sizi daha umutlu kılıyor, daha mutlu oluyorsunuz, daha güçlü oluyorsunuz. Bunun bir kuşku, bir kaygı yaratmaması gerekiyor. Sadece bu süreci iyi kullanmaları, iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Teraziler 2012'den beri çok yoruldular. 2012'den beri hayatlarında, iş hayatlarında çeşitli haksızlıklar yaşandı, zorluklar yaşandı, problemler yaşandı ama şimdi bu önümüzdeki süreç en önemli zaman dilimlerinden biri 13 Ocak'ta bir dolunay yaşanacak. Kariyerleriyle ilgili önemli bir aşamaya geliyorlar. Önemli bir çıkışları var. Bir yerden başlayacaklar. Yani bir alan ama lütfen şunu yapmasınlar. Ben bu paraya mı başlayacağım? Ben bu işe mi başlayacağım gibi. Aslında teraziler hep uzlaşmacı yaklaşırlar. Bu tarz tavırları yoktur ama ilk kez bu noktadalar. Yani ilk kez ben bunu mu hak ediyorum, layığım bu mu kafasındalar. Çünkü çok bıktılar, çok yoruldular, çok tükendiler. Ama bunu biraz da kendileri yaptı. Yani bu da bugün olmadı. Bu süreçte kendileri bunları yaptılar. Şimdi 13 Ocak'taki yeni ay çok önemli. Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacaklar. İlişkileri ve iletişim biçimlerine, yöneticileriyle, girecekleri işlere, teklif edilen her işi kabul etsinler. Tavsiyem bu yönde. Eğer bunu aşarlarsa, Ocak ve Şubat'ı aşabilirlerse, özellikle 12 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Özür diliyorum, 28 Mart'ta bir Terazi Burcu'nda Martı. dolunay, 12 Nisan'da da bir yeni ay yaşanacak Koç Burcu'nda. Bu ikisi oldukça başarılı bir süreci arkalarına alıp ilerlemelerini gösterecek. Yani buraya kadar güçlü bir sabıra ihtiyaçları var. Yani öncelikle de iş hayatlarında öz saygıyı öğrenmeleri gerekiyor. Öz saygı. İnsanın hayatındaki en önemli noktasıdır. Teraziler saygıyı çok önemser. Saygı onlar için her şeydir. Nezaket onlar için her şeydir. İş hayatlarında bunu yitirdiklerini düşünüyorlar. Ve bir illüzyon içindeler. Yani bir illüzyonun içinde yaşıyorlar sanki. Bir yanılsamak içindeler. Ve bundan mutsuzluk duyuyorlar. İş hayatlarında çünkü layık oldukları düzen içerisinde değiller. Belki 13 Ocak zamanlarında bir iş yerinden çıkartılma, ayrılma, vazgeçme gibi bağlılıkları da yaşarsa, korkuları da tetiklenirse
korkmasınlar. O kadar önemli ve muhteşem bir süreç başlıyor ki onlar için. O kadar ilahi bir süreç ki. Buna inanın, filmin sonunda, 2020'nin birinin sonunda kendileri de inanamayacaklar. Diyecekler ki ne kadar güzel ki ben bunu yaşamışım. İyi ki Ocak'ta bana bu söylenmiş. Ben iyi ki bunu yapmışım diyecekler. Biraz bırakmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bırakmayı öğrenecekler. Aslında 30 Aralık'taki yaşayacağımız yengeç tutulması, yengeç dolunayı, yılın sonunda yaşayacağımız yengeç dolunayı birçok kişiye bunu öğretecek. İş hayatlarımızda bırakmayı öğrenmek. İnsan bırakmayı öğrendiği zaman zaten öz saygısı gelişiyor. Bu birbirine çok bağlı konulardır. Biraz daha burayla alakalı kendilerini daha güçlü hissedecekler. Eğer öz saygınız gelişirse koltuk değneklerinizi bırakırsınız. Bütün hikaye budur. Yürümeye başlarsınız. Bu çok başka bir şeydir. Lütfen iş hayatlarınızda da kendi bacaklarınız olduğunu, kendi aklınız olduğunu, kendi gücünüz olduğunu fark edin. Kariyer hikayesi ve ekonomik düzen, küresel bu dünyada yaşadığımız bu zorluklar bizleri Ocak ve Şubat'ta biraz sıkıştıracak. İş hayatlarında daralmalar, küçülmeler söz konusu olacak. Evet doğru ama buradan yöneticilere de aslında yöneticiler de belki dinliyorlardır bizleri. Belki bir koç burcu yönetici, ateş elementinden bir yönetici. Belki düşünsene ona bağlı 100 tane, belki 200 tane kişi var, personel var gibi. Şimdi onlar da hep biz böyle bir işçi sınıfı olarak sanki konuşuyormuşuz gibi geliyor ama bu yönetici, şirket sahipleri, iş sahipleri, iş veren insanlar, istihdam sağlayan insanlar da bizleri dinliyorlar. Şimdi bu bağlamda da bakacak olursak çok nazik olmalarını, bu zorlayıcı süreçte hepimiz için çok daha anlayışla yaklaşmalarını, daha insani olmalarını da tavsiye ediyorum. Çünkü kova çağı lider olmak ve yönetici olmak isteyenler varsa aramızda bizi dinleyen artık biatlık kavramı bitiyor. Yani oğlak biat etmektir. Güçlüsündür. Güçlüye biat etmektir. Artık ona değil bilgi sahibi olan, önünü açan insana yönelmeyi gösteriyor. Yani tüm çalışan ve personeller, insanlar hayranlık duyacakları kitleler ne kadar bilgili, ne kadar çok bana saygı duyuyor, ne kadar benim önümü açıyor kısmında hayranlık duyacaklar. Bu kültür de değişiyor. Buradan da yöneticilik ve liderlik pozisyonlarını oynayan, oynamak isteyenlere öneri ve tavsiye olarak kova çağında değerlendirilebilir efendim. Ve nokta. Ve nokta yani. Ve nokta, teraziler o kadar beklemiş ki böyle sorularda devamlı terazi, hadi terazi, terazi ne zaman diye birçok soru gelmiş. Şimdi ben sorulara geçmeden önce ben böyle birkaç soru sorayım mı? Böyle Buyurun. nokta böyle atışı. Mesela şimdi birkaç tane şey yazmıştım kenara. Mesela kendi işinin patronu olacak olan burç var mı? Ya da bir burç grubu var mı? Kendi işimi patronu. 2021'de. Evet. Çok güzel bir soru. Akrepler, Evet, boğalar. onu söyledim. Aynen, akrepler, boğalar kendi işlerini kuracaklarını düşünüyorum. En önemli onlar. En fazla onları öngörebiliriz. Onun dışında belki ikizler ve yay olabilir. Onlar İkizler. olabilir. Evet. Oğlaklar ve başaklar da belki bunu yapabilmeye doğru Girişimde giden bir bulunabilir mi? ay, girişim bulunabilir mi? 2022 onların hikayesi birazcık da. 2021'de zeminini oluşturacaklar yani. Zemin oluşturabilirler aynen. Peki şey soracağım. Böyle hani kariyer planında böyle sorarlar ya. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hangi burç bunu hiç düşünmez? Ve ya da hangi burç böyle ilmek ilmek böyle tek tek planlar ve şey yapar? Uçlardaki burçları soruyorum. Ya şöyle, 5 yıl evet doğru. Bunları genelde toprak burçları daha fazla planlar. 5 yıl sonrası için hayal eder ve ilerler. Toprak kimlerde? Boğalar, başaklar ve oğlaklar. Bu element daha fazla gelecek odaklıdır. Şimdi bir koç ve aslan ve yay bunları odaklamaz. 5 yıl değil, 5 dakikası çok daha önemlidir onun için. Şimdi önündeki daha kısa vadede acele etmek ister, çabuk olsun ister, hızlı olsun ister. Hani belki buna illa yakıştıracağımız bir element varsa onlar da boğa, akrep ve başaklar için daha uygun olur. Daha hedef odaklıdır. Ama aslanlar da mesela bu konuda biraz şeydir.
heveslidir. Yani bu konuda düşünerek hareket edebilirler. Anladım. Peki hiç düşünmeyen, hiç aklının ucundan geçirmeyen Yani robotlar kovalar. Yani çok özür dileyerek Bilerek kovalar. sordum. Evet aynen kovalar. 5 yıl mı olmuş, 15 mi? Aman dur bakayım yaşayacak mıyız? Hay Allah falan olan. Daha iş odaklı yani çok iş konusunda odaklı insanlardır ama öyle çok uzun vadeli planlardan daha çok onlara heyecan verici şeyleri severler. Evet. Peki, 2021'de en başarılı olacak burç grubu var mı ya da burç ya da grup? Şöyle 2021'de mi? Bir kere ateş elementleri iyi gidecek. Onlar güzel. Yani kimler? Koç, aslan ve yaylar bu işten karlı çıkacaklar. İkizler, kova ve teraziler de iyi gidecekler. Parasal anlamda da boğa, akrep, oğlaklar iyi para kazanacaklar. Peki en yorulacak burç 2021'de? Söyleyeyim beni vursunlar. Yok Hadi ya söyle. ben o tuzağa düşer miyim? Yok ya yemezler. Vallahi soruyorum söylemiyor. Vallahi Yemezler bu söylemiyor. hayatta söylemez. Sonra vay Aygün Hanım gece uykularım kaçtı böyle dediniz bana. Yok hiç ağzımı Estağfurullah. açma. Böyle yıllardır çabalayıp hak ettiğini 2021'de bulacak burç var mı? Bak tersten soruyorsun. Çok fenasınız. Kova Hanım. Kova Hanım çok fenasınız. Yemezler diyorsam yemem. O zaman sorulara geçiyorum. Arkadaşlar Aynen. benim sorularımı yanıtlamıyor Aygün Hanım. Siz Sorulara sor. geçiyorum. Hatta Aynen. şeyleri açalım, yorumları da Aç açalım. aç. Aynen. Bakalım şimdi yorumlara. Burada çok fazla soru birikti. Şimdi öncelikle ben soruları da geçmeden önce aşk hayatıyla ilgili sorular çok fazla gelmiş. Aşk hayatını yarın konuşacağız. Tüm burçlarını tek tek aşk hayatını, ilişkilerini, evliliklerini hepsini yarın konuşacağız. Pazar günkü saat 9'da olacak yayına bekliyoruz. Bugün sadece kariyer konuşuyoruz. Aynen öyle. Ya bu akşam kariyer işkolikleri olanlar bize takılsın. Yarın da aşk kolik olanlar. Öyle diyeyim. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Teraziyi çok çok az anlattınız. Bak teraziyi yine mutlu edemedik gördün mü? ben de tam soruyu şey yapıyordum. Terazi burcu ne zaman rahatlıyor genel anlamda diye bir soru gelmiş. Terazi ile ilgili çok soru var. Şöyle terazi artık Satürn kovaya geçtiği için ciddi rahatlıyor. Onlar da inanamıyor. Yazık ne yapsınlar yani. Rahatlıyor diyoruz inanamıyorlar ya. O kadar rahatsız oldular ki rahatlıyorsunuz ama inanamıyorsunuz. Biliyorum sizi anlıyorum ama rahatlıyorsunuz. Nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama rahatlayacaksınız. Tamam. Arkadaşlar dolar mı altın mı? Bak dünyanın en önemli sorusu geldi. Dolar mı altın mı? Yalnız son 2 dakikamız kalmış biliyor musun Aygün? Gerçekten vay arkadaş Gerçekten. ya. İyi. Son iki Nasıl geçti dakikamız kalmış. anlamadım. Sorularda şöyle sorular var ki yayın kaydı olacak mı? Evet yayın kaydı olacak. O yüzden yayını Mahmure hesabından izleyebilirsiniz tamamını tekrar. Zaten tüm burçlara tek tek konuştuk. Soruların hepsine yetişemedik ama Aygün Hanım genel olarak bir dakikamız var. Genel olarak şöyle bir toparlamak ister misiniz? Vallahi genel olarak şöyle söyleyeyim. Herkes acısıyla başa çıkabilecek kadar güçlüdür. İş hayatlarımız hiçbir zaman hiçbir yerde kolay olmuyor. Kamuda da olsun, özel sektörde de olsun. Yaşadığımız her şey, evet çok haksızlıklar oluyor, çok zorluklar oluyor. Yani ben de 20 yıldır iş hayatında aktif hem kamuda hem özelde çalışmış biri olarak söylüyorum. Çok fazla burçları da yöneticileri de çok iyi gözlemlemiş biri olarak söylüyorum. Ne olursa olsun en iyi yapabileceğimiz şey nezaketle insani bir şekilde çalışmaktır. Bence birazcık daha umutlarını yitirmesinler. İş hayatlarını, kariyer hayatlarını, sevdikleri işi yapacakları çok önemli bir süreç ve zaman başlıyor. Fırsat, yani bu çağ değişimi, herkesin sevdiği işi yapabileceği çok özel ve önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kamuların özellikle bağımsızlaştırılmaya gideceği ve başlayacağı bir süreç oluyor. Çok kamu sorusu geliyor. Bu yüzden herkesin bireyselleşmesi gereken bir döneme işaret ettim. Doğru Herkesin bir gidiyoruz. yolda gitsinler. Yarın Görüşürüz. Görüşürüz. aşk Kapan. hayatı konuşacağız. Herkesi yarın da saat 9'da bekliyoruz. Aşk Yarın hayatınızla ilgili sorularınız yerden varsa yere vuracağım. Yerden yere vuracağım aşk hayatını. Hoşça kalın. sorularımdan kaçamayacaksın yarın. Yarın saat 9'da görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.